Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kuvvet arkadaşlar. Kuvveti kısaca anlatacağız ve kuvvetle ilgili arkadaşlar sorular çözmeye çalışacağım. Evet şimdi kuvvet nedir? Kuvvet duran cismi hareket ettirebilen ya da hareket halindeki bir cismi durdurabilen Cisimler üzerindeki şekil değişikliği yapan etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Kuvveti arkadaşlar F, -f ile gösteriyoruz. Tabii ki kuvvetin yönü vardır. Vektörel büyüklüktür. Birimi Newton'dur. Yani kuvvet neyle ölçülür dediğimiz zaman kuvvet arkadaşlar dinamometre denen bir alet diyor. Dinamometre ile ölçüyor. Onun üzerinde ne yapalım? Burayı ifade edelim. Dinamometre ölçüldüğünü ne yapmayalım? Unutmayalım. Tabii ki ağırlık da bir kuvvet midir? Ağırlık da bir kuvvettir. Çünkü ağırlık dediğimiz ifade arkadaşlar yer çekiminden kaynaklı. Yani ağırlığın da kuvvet olduğunu burada ne yapmış olalım? unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim kuvvetin hareketi etkileri. Şimdi kuvvet ne yapar? Cismi tabii ki hareket ettir demiştik. E, duran bir cisme uygulanan birleşik kuvvet hangi yöndeyse o zaman cisim o yönde hareket eder. Demek ki arkadaşlar cisme etkilen kuvvetin yönü ne yapıyor? Cismi hareket ettirmiş oluyor. Eğer cisim üzerinde bileşik kuvvet sıfır ise duruyorsa durmaya devam eder. Hareket ediyorsa sabit hareket eder. Bu ifade çok önemlidir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada nedir arkadaşlar? Eğer cisim üzerindeki net kuvvet sıfır ise net kuvvet sıfır ise eğer arkadaşlar cismin hızı yoksa durur. Eğer arkadaşlar cismin belli bir hızı varsa net kuvvet sıfır olmasına rağmen ne yapar? Sabit hızla gider. Biz bu prensibe ne diyorduk? Eylemsizlik prensibi demiyor muyduk? Evet şimdi burada bir kuvvetli ilgili bir tane sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. Ne demiş? Eşit kare bölmede sürtünmesiz yatay yüzüme duran M cismine şekilde 3 kuvveti uygulanıyor. Cisim hangi yönde hareket eder? Şimdi biz burada ne yapmamız lazım? Cismin hareket yönünü belirleyen yani, tabii ki bileşke değil mi? Bileşkedir. O zaman bizim bileşke yapmamız lazım. Bileşkeyi nasıl bulacağız? O zaman bunları ucu ekleyebiliriz arkadaşlar. Ne yapalım? Öncelikle buradan F1 kuvvetini alabiliriz şöyle. F1 kuvveti ne yapalım? Şuradan arkadaşlar şu şekilde değil de F1 kuvveti kaç birim? Yukarıya doğru 3 birim olduğunu görüyorsunuz. Bunun hemen ucuna arkadaşlar şu şekilde F2, F3 ekleyelim. Sonra ne yapalım arkadaşlar? F2 ekleyelim. Ve bunları yazdığımız zaman şu kuvvetimiz neydi? F1 kuvveti. Bakın. Sonra F3 kuvveti. Sonra da F2 kuvveti. Sonra arkadaşlar bunun bileşkesinde de bileşkesi başlangıçtan bitişe şu değil midir? O zaman işte bileşke buysa o zaman cismin hareket yönü o zaman ne tarafı olduğunu göreceğiz. Sağa doğru bir birimlik bir kuvvetle hareket ettiğini görmüş oluruz. Gelelim diğer sorumuza, nedenli sorumuza bize bakalım şöyle arkadaşlar. Eşit kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzenli noktasal m F1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri uygulandığında sabit hızla hareket ediyor. F5 kuvvetinin x y eksenleri nedir? Şimdi burada bilmemiz gereken en önemli ayrıntı bir cismin arkadaşlar sabit bir hızla gitmesi için yani hızın sabit olması için hız sabisi iğme sıfırdır. İğme sıfırsa o zaman cisim kuvvetler sıfırdır. Kısaca arkadaşlar burada nedir? Bileşkenin ne olması lazım? Kesinlikle ve kesinlikle sıfır olması gerektiğini Buradan O zaman sabit hız kelimesini duyduğumuz zaman bizim bileşkenin sıfır olma şartı aramamız lazım. O zaman beşinci kuvveti, beşinci kuvvet demek ki sistemin tamamı sıfır gelen bir kuvvettir. O zaman tek tek burada arkadaşlar bileşenini ayıralım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edersen şu taraf x ekseni değil midir? Artı x ekseni. Bu taraf hangi eksen? Eksi x ekseni. Şurası artı y ekseni. Aşağı eksende şu eksi. Eksi y eksenidir. Şimdi burada F1 sağ tarafa doğru kaç birim kaymış? F1 sağa doğru 2 birim kaymış. O zaman şuraya hemen 2 yazalım. Ve bunu hemen ne yapalım? Çöpe atalım. Abi. Şimdi F4 yukarı doğru kaç birim gitmiş? Yukarı doğru 2 birim gitmiş. Ee, sol tarafa doğru 1 bir birim kaymış. O zaman da 1 yazalım. O zaman F4'ü birleşin ayırdık. F3 ne yaptı arkadaşlar? Yukarı doğru 1 bir birim gitti. O zaman yukarıya 1 yazalım. Hemen sol tarafa doğru kaç gitti arkadaşlar? 3 birim gitti. O zaman şuraya 3 yazalım. Bunun da birleşene ayırdık. F2 arkadaşlar sol tarafa doğru kaç gitti? 2 gitti. E, bu aşağı doğru ne yaptı arkadaşlar? Yine 2 gitti. Burada da 2 yazalım. Başka bir kuvvetimiz kalmadı. Şimdi bakalım bunların toplamı ne oldu? Toplamı incelediğimizde burada kaç var? Şu 2, iki, şu 2 ne yaptı götürdü? Bu 2 de bu 2 götürdü. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Burada 1 kaldı. Şimdi o zaman bizim bileşkemiz yani bunların bileşkesi bu tarafa 4, bu tarafa 1. O zaman bunu sıfırlayan kuvveti yani beşinci kuvvetin buna tam ters olması lazım. Yani o zaman ne olması gerekiyor? Bu tarafta arkadaşlar artı 4 olması lazım. Şu aşağıda eksi birlik birleşen yani x, y koordinatlarını yazdığımız zaman x ekseninin 4, y ekseninde ne olması lazım? Eksi birlik bir koordinat olması gerekiyor. O zaman şuraya 4'e eksi birlik bir e, bileşke 4'e e, e eksi birlik bir bileşenir olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar soru çözümler. Düzgün altıken üzerine A, B, C, D vektörü şekildeki midir A, B, C, D vektörlerin birleşikliği aşağıdaki Burada arkadaşlar hemen ucuca ekleyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi zaten şurada A vektörümüz burada duruyor. A vektörümüz olduğu gibi alalım. Hemen bunun ucuna arkadaşlar D vektörünü şöyle ekleyelim. Bunun ucuna da şöyle C vektörünü ekleyelim. Burada biz kimleri ekledik? Burada arkadaşlar A'yı buradaki arkadaşlar D'yi ve C'yi ekledik. O zaman başlangıçtan bitişe çizdiğimiz zaman ne oldu? A, B, B, D, A, D ve C'nin toplamı bu oldu. Bir de burada gördüğünüz gibi B var. O zaman bu ne eşit olur? Şimdi burası arkadaşlar sonuçta burası da D, şurası da D değil midir? Yani 2D büyüklüğünde. B de D eşit olduğu için. O zaman burada bir tane BD oluyor arkadaşlar. Bir de ortada şöyle bileşkiden İki tane daha D gelmiş oluyor. O zaman bunun birleşkesi ne yapar? Üç tane D oluştu. Bu şekilde çözmüş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri etkisinden noktasal P cismin şekil e, birdeki bir etki artı x yönünde hızlı hareket yapmaktadır. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetleri şekil birdeki bir olduğuna göre F4 kuvveti hangisi hangileri olabilir diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar olan kuvvetleri bir yazalım. Şimdi burada e, şu şekilde ne var arkadaşlar? Şu şekilde bir F1 kuvvetimiz var. Hemen bunun ucuna ne yapalım arkadaşlar? F2 ekleyelim ve bunun ucuna arkadaşlar şu şekilde F3 ekledik mi? E bunların bir isimlerini yazdığımız zaman bu da eklediğimiz neydi? F1'di. E, şu arkadaşlar F2 kuvveti, bu da F3 kuvveti. Şimdi bize ne istiyor? Bize istediği olay şu. Artı +x gitmemiz gitmesi. Hangisini eklememiz lazım? Eğer ben mesela şu 4 eklersem bu tarafa gider. O zaman 4 olmaz. Eğer 4 numara eklersem 0 oldu. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu 3 numarayı hemen şöyle ekleyelim. 3 numarada bakın ne yaptı? Bileşkiyi sağladı mı? Bileşkiyi sağladı. Bakın bileşki şu tarafa doğru yöneldi. Başka burada arkadaşlar hangisini? 2 numara eklesek? Bak 2 numara eklesek ne olur arkadaşlar? O zaman yine e, sol tarafa doğru yani x yönünde yönelmiş oldu. O zaman burada hangileri x yönünde e, hareket etti? 2 3 ve 2 numaranın arkadaşlar 2 ya da 3 ne yapıyor? Bunu artı x yönünde hareket ettirmiş oluyor. Evet geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Demiş ki aynı düzlemde verilen şekildeki vektörlerin bileşkesi aşağıdaki hangisine eşittir? Şimdi şeklimizi bir incelediğimiz zaman şimdi hangiler sıfır diyor arkadaşlar? Dikkat edersen K, L, M, V'nin birbirini takip ediyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar K böyle, L şöyle, M böyle. Ve N böyle. O zaman birbirini takip ettiği zaman yani K, L, M ve N ne yaptı? Birbirini sıfırladı. Geriye hangileri kaldı? Geriye arkaya P ve S kaldı. P ve S'ye şöyle. P ve S'nin toplamı bileşkesi ne yapar? Şu şekilde yapmaz mı? Diğerini yapalım arkadaşlar. Hangisi kaldı? Bir T kaldı. Bir de V kaldı. T, V'nin bileşkesi. Ne yaptı? Bu şekilde yapmadım arkadaşlar. Şimdi bunlara isimlerini yazdığımızda hangisini yazdık? Şu an şu ikisini yazdık. P ve S'nin bileşkesi kim eşit oldu arkadaşlar? Yani şu yeşil olan oldu. Şimdi T ve V'nin bileşkesi de arkadaşlar. T ile V'nin bileşkesi de bu oldu. Şimdi bu kimin N'nin tersi? Yani bu eksi N olmadı mı? Bu da eksi N oldu. O zaman iki tane eksi N oldu bileşkimiz. O zaman ne oldu? Şu ikisinin bileşkesi şu tarafa doğru eksi N. Bu ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru eksi N. Sadece ikisinin toplamı ne de burada eksi 2 ne olduğunu görmüş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Sorumuz şöyle. Eşit kare bölümünde düzlemde verilen A, B, C, D vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada çok kuvvetli olduğu için bileşenleri ayıralım. Tek tek biraz önce yaptığımız gibi A'dan başlayıp şimdi burası sıfır noktası olsa A ne yaptı? Yukarıya doğru arkadaşlar 2 birim gitmiş. O zaman şuraya 2 yazalım. A arkadaşlar sağa doğru ne yapmış? Şimdi 2 birim gitmiş. Evet o zaman bunu hemen çöp atalım. B ne yapmış? Sol, sağ tarafa doğru 3 birim kaymış arkadaşlar. Yukarı doğru bakın 1 bir birim kaymış. Ben bunu da yazdık. Bunu da hemen çöp atalım. C aşağıya doğru 1 bir birim kaymış. Ee, sağ tarafa doğru 2 birim kaymış. Şu şekilde bileşeni ayırdık. Evet, C'yi de hallettik arkadaşlar. D aşağıya doğru kaç birim? 2 birim gitmiş. Ee, sol tarafa doğru 1 bir birim gitmiş. O zaman bunu da bir birim yazıyoruz. Şimdi bunlara tek tek dikkate aldığımız zaman ne yaptı? Burada 3 var, burada 3 var götürdü. Burada kaç birim oldu? 2, 3, 5, 2 daha 7. 7'den 1 çıkarsak bu tarafa doğru 6 birimlik bir bileşki olduğunu görmüş oluyoruz. Demek böyle tek tek kollarına ayırarak sonuca gidebiliriz. Şimdi buradaki sorumuzda arkadaşlar yine cismin neyini sormuş? Cismin K cismi hangi yönde hareket eder? Yapmamız gereken demek ki ne yapmamız lazım? Yine bileşkeyi bulmamız gerekiyor. Bileşkeyi yine şu şekilde bulabiliriz. F2 sağ tarafa doğru 2 birim gitti. F2 yukarı doğru 2 birim gitti. Hemen bunu çöpe attık. F1 yukarı doğru 3 birim gitti. Yukarı 3 yazalım. Sol tarafa doğru 1 gitti. Bunu da yazdık arkadaşlar. F3 sol tarafa doğru ne yaptı? 3 gitti. Aşağı doğru 2 gitti. Bu yine F4 aşağı doğru 2 gitti. Sol tarafa doğru 3 gitti arkadaşlar. O zaman bunları yine karşılıklı. Buradaki 4 bu 5'i götürdü. Burada kaç kaldı? 1 kaldı. Buradaki 5, buradaki 4, 1 kaldı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada 1 kaldı, burada 1 bir kaldı. 1'e 1 bir istikametine gider. Yani o zaman hangi yönde gidiyor arkadaşlar burada? F2 yönünde gitmiş. Yani F2 bakın dikkat ederseniz birebir. Yani şu istikamet tam çapraz istikametine gittiğini görmüş oluyoruz. Geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. Şekildeki eşit kare bölmeleri yatay düzlem üzerinde K, K artı L, L vektörü verilmiştir. Buna göre M vektörü şekilde verilen hangisidir demiş. Şimdi burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Zaten K'yı vermiş. K, bize vermiş. O zaman K'nın ucuna şunu eklersek bu nedir arkadaşlar? Tabii ki L'dir. Çünkü burada bakın k şöyle. K'yı zaten soruda vermiş. Sadece L'yi yazmamız lazım. K'dan L'ye. K artı L oldu. Şimdi burada şimdi bize tabii ki L'yi soruda biz bulduk arkadaşlar. Şu an L nasıl? L şu şekilde. L şu şekilde. Burada bileşkesi yani L artı M'nin bileşkesi şöyle değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle. Bunu da kaça kaç çizdik? Bunu yanlış çizdik arkadaşlar. Şimdi geri alalım hemen. Şuradan geri alalım. Şimdi L kaça kaç gidiyor? L 3'e 2, 3'e 1 gidiyor. Şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın bu L. Şu anda bu L. Şu L artı M'de nasıl? L artı M'de şöyle. O zaman M'nin nasıl olması lazım? M'nin arkadaşlar şöyle olması lazım ki bakın L artı M oldu. Kısaca demek ki şurası L artı M. Bakın L'nin ucuna ne eklersek L artı M olur. Şu şekilde. Demek ki yaptığımız olay çok basitti. Öncelikle ne yaptık? K artı L'yi biliyoruz. Ben K'yı biliyorum. Ne eklersem K artı L olur. Bakın L ekledim. Sonra istersek arkadaşlar burada bakın L'yi şuraya yazdım. L'nin ucuna ne eklersek bu olur. O zaman ne ekledik şu anda? Cevabımız ne oldu? O zaman 4 numara olduğunu görmüş oluyoruz. Evet burada bir yorum sorumuz var. Aynı düzlemde KLM vektörleri şekildeki bir der. Buna göre demiş arkadaşlar. KLM vektörlerin büyüklükleri hakkında nasıl bir ilişki vardır demiş. Evet olaya şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi burada K ile M'nin arasındaki açıyı görebiliriz. Mesela burası 70 ise şu an 70 olmasam. Ama şuradaki açı kaç derece 40 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi biz paralel kenar metodunu eğer hatırlarsak. Paralel kenar metodumuz nasıldı? Şöyle ve şöyle kuvvetler olduğu zaman. Şimdi bunları ne yapıyor? Şöyle arkadaşlar bir paralel kenar yapmıyor muyduk? Bunun bileşkesi ne yapar? Bunun bileşkesi şu arada değil miydi? Şimdi bu biz eğer bunu biz R bileşke gibi kabul ettiğimiz zaman şu F1 kuvveti, şu F2 kuvveti olduğu zaman eğer arkadaşlar F2, F1'den büyükse ne oluyor? Şu açı daha küçük oluyordu. Bu açı daha büyük oluyordu arkadaşlar. Yani her zaman bileşke neye yakındır? Büyük kuvvete yakındır. Eğer F2, F1'den büyükse bileşke her zaman Büyüğe yakındır. Şimdi burada dikkat edersen o zaman L'yi bileşke gibi kabul etsek. Şimdi o zaman burada bileşke kime yakın olmuş? M'ye yakın olmuş. O zaman M'ye yakın olduğu için burada ne olması lazım? M'nin K'dan ne olması lazım? Büyük olması lazım. L zaten dar açılarda en büyük kuvvet olacağı için bileşkedir. O zaman L hepsinden büyük olacak. O zaman cevabımızın L, M, K. O zaman burada ne yaptık? Ee, yani bu açı daha küçük olduğu için bu açı daha küçük olduğu için o zaman Demek ki M, K'dan daha büyüktür ki bu tarafa doğru ne yaptı? Sistemin bileşkesini çekmiş oldu. L de zaten ikisinin bileşkesi görümde olduğu için L'nin en büyük sonra M sonra K olarak söylemiş oluruz. Evet geldik yine bileşenler ayırma sorusu. Sorumuz şöyle. E, büyüklüğü eşit ve 50 Newton olan aynı düzlemdeki vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu bileşene ayıralım. Buradan şöyle bir kolu var. Bir de bunun yukarı kolu yok mu? Hemen şuradan da göstereyim. Bunun buradan bir kolu var. Burada aşağı bir kolu var. Değerlerini tek tek yazarsak. 53'ün karşısı 4'ün katları. Hocam 40 diyeceksin. Komşu ise nedir? Arkadaşlar 30'dur. Çünkü 3, 4, 5 üçgendi. 37'nin karşısı tabi 3'lerin katı 30'dur. Burası da ne de 40'ın katı. O zaman hemen bunları tek tek gösterirsek. Sağa çeken kuvvet, sola çeken kuvvet, yukarı çeken kuvvet, aşağı çeken kuvveti. Şu şekilde gösterelim. Hemen gösterelim. Şimdi sağa çeken kuvvet kaç oldu? 40 oldu. Bakın bunu yazdık. Sola çeken kuvvet kaç oldu? 30 oldu. Yukarı çeken kuvvet kaç oldu arkadaşlar? 40 oldu. Aşağı çeken kuvvet kaç oldu? 30 oldu. O zaman 30'dan 40'ı çıkarırsak burada 10 kaldı. 40'tan 30 çıkar 10 kaldı. O zaman bileşkemiz bu tarafı 10 oldu. Yukarıya 10 oldu. O zaman bunun bileşkesi ne olur arkadaşlar? Burada hesapladığımız zaman şurası şu şekilde 10 kök 2 şeklinde bulmuş oluruz. Demek ki tek tek ne yaptık? Bileşen yaptık. Sağdakinin, soldakinin, yukarıdakinin, aşağıdakini çıkartarak 10'u 10 bulduk. 10'u 10 bulduğumuz zaman 10 kökü bulmuş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza. Eşit kare bölmeli sürtünmesi yatay düzlemdeki x cisine şekildeki gibi aynı düzlemde 5 kuvvet uygulandığında cisim harekete geçiyor demiş. Hangi kuvvet kaldırırsa cismin hareket yönü değişmez. Öncelikle ne yapmamız lazım arkadaşlar? Cismin bir bileşkesi bulup Daha sonra hangisini kaldıracağımızı karar verelim. Şimdi buradan başlayalım. Hemen bakın F4 bu tarafa doğru iki birimlik bir kolu var. Yukarıya doğru iki birimlik bir kolu var. Hemen şöyle iki yazalım ve bunun üzerine bir çizik atalım. F5 sola bir aşağı bir. O zaman aşağı bir sola sağa bir dedik. Bunu da attık arkadaşlar. F2 aşağı doğru iki birim hemen bunu da çöpe attık. F1 aşağıya doğru 3 birim, sol tarafa doğru 1 birim. Evet bunu da hallettik. F3'te arkadaşlar bu tarafa doğru 3 birim. Hemen sağdakinin soldakine bakalım. Şu 3, şu 3'ü ne yaptı? Götürdü arkadaşlar. Şimdi yukarıya ne kaldı? Yukarıya kareye 2 kaldı. Bu 2 bu 2'yi götürdü. Evet, burada arkadaşlar F3'ü 3 yazmışız. Burada sola doğru kaç birim? 2 birim. Bunu düzeltme yapalım. Şurada arkadaşlar 2 olduğunu görelim. Şimdi o zaman buradaki 3'ün tamamı bu 3'ü götürdü. Bakın buraya ne yazmışız? 3 yazmışız. Normalde bu sola doğru kaç birim var? 2 birim var. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yaptı? O zaman ne kaldı burada? Bu iki bu iki aşağıya dört birimlik bir bileşki oluştu. Demek ki bileşkimiz aşağıya dört birim. Hangisi kalırsa hareket yönü değişme. Şimdi eğer ben f2'yi kaldırsam ne olur? 2 eksik kalır. O zaman bileşkiye niye düşer? Bileşke arkadaşlar 2 birim düşer. O zaman burada ben f2'yi kaldırmam. Sonucu ne yapmıyormuş? Değiştirmiyormuş. Demek ki arkadaşlar ne yaptık? Kolların ayırarak sonuca gitmiş olduk geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Eşit kare bölmede sürtünmesi yatay düzleme duran M kütleli cismin şekildeki 3 kuvvet uygulamada cisim harekete geçiyor. Cismin sabit hızla hareket etmesi için hangileri yapılmalıdır? Yine arkadaşlar önemli bir kavram bu. Sabit hız şartı neydi? Sabit hızda bileşkenin olması da mı? Sıfır olması lazım. O zaman bileşkiye sıfır yapan şartları tek tek inceleyelim. Önce bunlara bileşenleri ayıralım. Şimdi e, yukarı doğru F1 kaç birim gidiyor arkadaşlar? 2 birim gidiyor. Bunu Evet bu şekilde geldik. F2 sağa doğru ne yapıyor arkadaşlar? 1 bir birim gidiyor. f de arkadaşlar e, sağa doğru 2 birim, aşağıya 1 bir birim. O zaman bu sistemin sıfırlaması lazım. Şimdi nasıl yapabiliriz onu düşünelim. Şimdi burada F1 kuvvetini yere düşürsek. F1 kuvvetini yere düşürsek ne olur arkadaşlar? Burası 1 olur. F2 kuvvetini 2 katına çıkartalım. F2 dediğimiz şu. Şu kuvveti ne yaptık? 2 katına çıkardık. O zaman bakın burası, burası sıfırladı. Bu da bunu sıfırladı. Demek ki bu ikisini yaptığımız zaman oluyor mu? Olmuş arkadaşlar. Ona göre cevabımıza D seçeneği olarak söyleyebiliriz. Demek ki burada F1'i yarıya düşürdük. Ne oldu arkadaşlar? Burası 1 oldu. Bu 1'i götürdü alttaki 1'i. f 2 2 katına çıkardık. Bunun solu, bunun solunu 2'yi götürdü ve bu şekilde 1 ve 2'de de sabit hızla gittiğini görmüş olduk. Evet geldik arkadaşlar başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle demiş bize. Aynı düzlemdeki 3 kuvvetin büyüklüğünün sayısal değeri üçgen oluşturma şartını sağlıyorsa kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri 0 olur. Ya yani örneğin 3 4 5 olan aynı düzlemdeki kuvvetlerin sayısal değeri bir üçgen oluşturma şartını sağladığı için bileşke kuvvet minimum değeri 0 olur demiş arkadaşlar. Buna göre aynı düzemdeki hangi kuvvetlerin bileşkesinin minimum değeri 0 olur. Şimdi de kuvvetlerin yönleri hakkında bir şey vermemiş. O zaman 0 olma şartı şöyle yapabilirdik. Ne yapacak? 3 tane verdiğimiz zaman büyüğü kenara ayıracağız. 2 ile 5'i yorumlayalım. 2 ile 5'in bileşkesi ne olabilir? 2 ile 5'in farkı 3. 3, 2 ile 5'in toplamı 7 yapar. Şimdi 3 ile 7 arasında 8 yok arkadaşlar. Yani 8'i yani bu 8'i sıfıracak bir değer yok. Bunu en fazla alacağı değer 7'dir. 7, 8 çıkarsak 1 olur arkadaşlar. O zaman bunun sıfır olma şansı yok. Gelelim buna. O zaman yine büyük kenara yer alalım. 6 ve 7'yi yorumlayalım. 6 ile 7'nin farkı kaç? 1. 6 ile 7'nin toplamı ne? 13. O zaman 1 ile arkadaşlar 13 arasında 10 rakamım var. O zaman bu ikisinin toplamı 10 yapar. Bu 10 da bu 10'a ters olsa ne olur? 0. O zaman bu 0 olma şansı var. Bunu düşünelim. 4 ile 6 yine büyük kenar aldı. Atalım şöyle. 4 ile 6'nın farkı kaç? 2. 4 ile 6'nın toplamı ne arkadaşlar? 10. Şimdi ee, o zaman şimdi burada tabii ki 12 0 olacak değer yok. Çünkü en fazla alacağı değer 10. Yani 10'da 12 çıkarsak 2 kalır bunun bileşkesi. O zaman burada tek arkadaşlar sıfır olan durum hangisidir? Şu durumdur. Bak ne yaptı? 1 ile 13 arasında 10 var. Bu 10, bu 10 önce sıfır. Ama burada arkadaşlar bunun maksimum değeri 10'dur. O zaman 12'yi ne yapalım? Sıfırlayamaz. Onun için cevabımızı burada ne gördük arkadaşlar? Yalnız 2 olarak görmüş olduk. Bir yorum sorumuz arkadaşlar. Durmakta olan, durmakta olan noktada P cismi aynı cismdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki ve etkenine cisim D doğrusunda harekete başlıyor. F1, F2, F3 kuvvetlerin büyükleri e, için hangileri kesinlikle doğru? Şimdi sistemin D doğrusuna gittiğini biliyoruz. Şimdi D doğrusuna gitmesi için o zaman burada arkadaşlar F3'ün sola doğru bir x ekseni yok mu? F3'ün de arkadaşlar yukarı doğru ne ekseni var, bir Y ekseni var. Şimdi o zaman şu, şu ikisinin toplamı eşit olacak. Yani F1 F2 ile F3'ün ne oldu arkadaşlar? X eksenine işte mesela. Çünkü bunların birbirini nötrlemesi lazım ki yukarı gitsin. Şimdi o zaman burada ne deriz? F1 kesinlikle F1 kesinlikle F2'den büyüktür deriz Şimdi F3'te kıyaslayamaz. çünkü F3'ün bileşeninde bileşeni ancak F2'nin toplamı f 1 eşit. Onun için burada arkadaşlar sadece bildiğimiz F1'in yani matematiksel şu değerin şundan büyük olduğunu görüyoruz. Şunu ne yapamayız? Yorumlayamayız. O zaman burada F3'ü kesinlikle yorumlayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü F3'in bileşenlerini biliyoruz sadece biz. Bileşenleri yorum. Onun için cevabımız burada yalnız bir olarak söylemiş oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar.